Bodrum-Turguteyiz Karayolu üzerinde geçtiğimiz haftalarda yenilenen trafik ışıklarıyla birlikte değişen sinyalizasyon süreleri sürücüleri çileden çıkarıyor. Çevre yolunda yaşanan trafik sıkışıklığını asgariye indirmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce karayollarından devir alınan trafik sinyalizasyon sistemi, Ulaşım Daire Başkanlığı'nca bağlı ekiplerce geçtiğimiz günlerde yenilendi. Yenilenen trafik lambalarında sinyalizasyon süreleri de değişti. Kırmızı ışıkların uzun yanması başlangıçta kurulacağı açıklanan yeşil dalga sisteminin uygulanmaması, geri sayım süresini bildiren ışıkların kaldırılması trafiği adeta bir keşmekeş haline getirdi. Yapılan bu değişikliklerden sonra son günlerde çevre yolundaki ana arterde uzun yığılmalar başladı. Öyle ki jandarma kavşağı ışıklarında bekleyen araç kuyruğunun ucu Oasis AVM önüne kadar dayanıyor. Hal böyle olunca tali yollarda da uzun kuyruklar oluşuyor. Araç sürücüleri ara sokaklarda bile büyük sıkıntı yaşıyor. Ana kavşaklardan geçmek isteyen sürücülerin bir bölümü yaşanan yoğunluktan dolayı ancak üçüncü yeşil ışıkta kavşaktan geçebiliyor. <laughs> Konu hakkında araç sürücülerinin kent TV ihbaratına gelen yoğun şikayetlerinin benzerleri ilçe emniyet müdürlüğü trafik büro amirliğine de yapılıyor. Trafik devri ekipleri ışık sürelerindeki düzensizliği ve trafik yoğunluğunu tespit ederken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan gelen yetkililerle sorunu yerinde gösteren trafik polisler ekipleri, sinyalizasyon sürelerinin eskisine döndürülmesi gerektiğini ifade ettiler. Sorunun ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, Konunun uzmanları çevre yolunda özellikle yaz aylarında büyük sıkıntıya yol açan trafik sıkışıklığının ortadan kaldırılmasının tek yolunun, torba kavşağından en az ortakent çıkışına kadar sağlıklı çalışan bir yeşil dalga sisteminin kurulması olduğuna dikkat çekiyor.